Taklitman TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internette gördüğümüz abazaları güzel bir trolleyeceğiz. Kadın sesini taklit ederek güzel bir şaka yapacağız. Sizden ricam videoya başlarken like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Artık 1 milyon olmaya az kaldı. Lütfen abone olalım. Şimdi hazırsanız direkt videomuza başlayalım. Alo, duyuyor musunuz? Evet, sesiniz geliyor. Buyurun, kimsiniz? Göksel Bey'le mi görüşüyorum? Evet, evet Göksel ben. Siz kimdiniz? Nalan ben, nasılsınız? Sağ olun Nalan Hanım, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Kendimi takdim edeyim. Facebook'taki evlilik gruplarında numaranız var galiba. Evli ve bekar bayanlar arasında demişsiniz. Evet, evet Nalan Hanım. Çok durgunsunuz. Biraz rahatsızım da o yüzden. Neyiniz var, hayır olsun. Soğuk algınlık şu an ama sesinizi duydum, iyi oldum yani aradığınız için. Anladım. Siz evlenmek mi istiyorsunuz yoksa öyle yani nasıl bir şey istiyorsunuz? Yok yok, ben tabii ki de evlenmek istiyorum. Anladım. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Bursa'da yaşıyorum, Keles'te. Keles'in köyünde mi yoksa? Evet, köyündeyim ben. Anladım, köyündesiniz. Tamam. Evet. Şey diyeceğim peki, yani eviniz, arabanız falan var mı? Var, var tabii var. Evim var, arabam var. İşte 20-30 tane küçük baş hayvanım var, traktörüm var. Anladım. Peki evlenirsek, ben Antalya'da yaşamak istiyorum ama mümkün mü bu? Mümkün olabilir tabii, niye olmasın. Satarız buradakileri. Gerçi annemin üstüne ben alırım oradan. Gerekirse Antalya'da da yaşarız tabii ki de. Antalya'da ama yani durumunuz aylık olarak ne kadar kazanıyorsunuz? Aylık olarak yaklaşık 7-8 bin lira gelirim var. 7-8 bin nereden geliyor bu kadar para? Dediğim gibi tarlalarımız var orada, ekip biçiyoruz. İşte hayvanlarımızdan geliyor. Anladım. Bekarsınız yoksa evli misiniz? Yok yok, bekarım tabii ki de. Bekarsınız. Bekarım. Anladım. Ne zamandır bekarsınız? Yaklaşık 5 senedir falan bekarım ben. Kaç? 5 senedir falan bekarım. 5 senedir bekarsınız. Şu an kaç yaşındasınız? Ben 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız, anladım. Peki evet. Peki neden kimseyi bulamadınız bu yaşa kadar? Olmadı. Bulduk, kafamız uyuşmadı. Nişan falan oldu mu? Yok yok, nişan olmadı ya. Hep görüşmede kaldık yani. Anladım. Ben sizinle bir tanışmak isterim eğer mümkünse. Tabii ki de, tabii ki de büyük zevkle yani. Büyük zevk olur bence de. Evet. Ben şey istesem sizden, bir tane bana fotoğraf çekebilir misiniz? Mümkün mü böyle tabii, bir şey? Tabii, tabii. Hemen atarım. Hemen kendimi çekip yollarım yani size. Siz yeter ki isteyin. Bu numara üzerinden bana atabilir misiniz rica etsem? Tabii ki de. Şu dakikaya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı lütfen unutma. Devam edelim. Tamam, bekliyorum o zaman, bir bana bir fotoğraf atarsanız. Tamamdır, hemen atacağım ben. Tamam, bekliyorum. Tamamdır. Baksana ceset gibi adam. Sessiz aldım şimdi. Bakayım nasıl bir fotoğraf çekecek, çok merak ediyorum. Bekliyoruz. Alo, kapandı ama. Evet, fotoğraf atarken yanlış bir yere bastım sanırım ya. Kusura bakmayın. Anladım. Gerçekten. Bir saniye, geldik. Evet, geldi şu anda. Geldi değil mi? Tamamdır. Siz de bana bir fotoğrafınızı atabilir misiniz? Nalan Hanım. Şimdi çekeyim mi? Olur olur tabii ki de. Ha, tamam. Siz de müsaitseniz tabii. Ya şu an üstüm biraz yani çok hava dersiniz, çamaşırım var üstümde ama. Ya, benim için problem yok ya, siz nasıl isterseniz. Benim için problem olabilir yani böyle bir şey ama bir atayım ben size yine de isterseniz. Olur bir olur. Bir büyük bir zevkle kabul ederim. Anladım, çok yani zevkli bir insansınız görünüşünüzden belli. Teşekkür ediyorum. Bir saniye, ben hemen atıyorum. Tamamdır, bekliyorum. Tamam, çekiyorum şu anda, bir dakika. Bende kapanmaz. iPhone. Tamamdır. Alo. Alo. Geldim, bakar mısınız? Bakıyorum hemen, bir dakika. Evet, şu an geldi. Görüyor musunuz? Evet. Gerçekten sesiniz kadar kendiniz de güzelmişsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Sessiz olun. Sesiniz gerçekten çok etkileyici yani. Hani yarın falan görüşme imkanımız olursa direkt. Hani görüşmek isterim ben. Sessiz. Yani direkt derken hangi anlamda direkt? Ya işte oturup bir çay kahve içeriz işte. Başka hani, ne yapılır ki yani? Evet, evet sen de haklısın. Nasıl yani? Yani çay kahve nerede içeceğiz? Sizde mi yoksa? Ya bizde olur işte, ya da istediğiniz bir mekanda olur. Sen, problem yok yani. Senin evinde kimse yaşıyor mu? Ailenle mi yaşıyorsun yoksa tek mi? Ev 3 katlı olduğu için hani tek yaşıyorum. Benim ailemde. Eve girmemde sorun olmaz mı? Olmaz olmaz, hiçbir problem olmaz, merak etmeyin. Anladım, tamam. Kaçta görüşelim? Yarın ama benim gelmem biraz sıkıntı çünkü İstanbul'dayım ben de. Ve şu an maaşı almadığım için gelemem. Siz gelmek isteyen yeter ki bana bir hesap numarası atın. Ben gerekli işlemleri yaparım.
Anladım yani. Bense banka numarası atsam bana para mı göndereceksiniz anlamadım ben. Yol parası olarak mı? Evet 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 ben yol parası. Ben kabul edemem ama böyle bir şeyi. Çok utanırım. Yok lütfen lütfen. Anladım da ona gerek yok utanırım çünkü o yüzden dedim. Yok siz güvenip beni aramışsınız. Ben de güveninizi boşa çıkartmayacağım tabii ki de. Bir saniye bekletiyorum. Oğlum çıldıracağım lan şu an sessiz aldım çıldıracağım böyle bir şey yok. Böyle aptal böyle salak insan yemin ederim olmaz. Alıyorum geri. Alo geldim kusura bakmayın bekletin yok, biraz. Yok yok estağfurullah. Ya ben kabul edemem bu arada bu dediğiniz olayı da. Teşekkür ederim teklifiniz için tekrardan. Ben şey yapalım. Ya utanırım ben alamam yani üstüme öyle. Yok hiç problem değil gerçekten ya. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim sizin tatlılığınız. Çok sağ olun. Yani gerçekten tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tamam o zaman şey yapalım mı? Arayayım ben sizi yarın. Olur olur hesap numaranızı bana yollayın ne gerekirse. Tamam. Ben buradan yardımcı olacağım tamam. Size. Tamam. Bu benim şirket hattım. Yani o numaraya ait. O yüzden 0850'li siz arayamazsınız geriye. Bilginiz olsun. Anladım. O zaman ben sizden telefon bekliyorum. Anladım. Yani aradığınızda meşgul çalabilir. Çünkü şirket hattı olduğu için tek aramalı. Tek gün arayabiliyor. Bilginiz evet. Olsun. Yarın ben size dönüş yapacağım tamam mı? Tamam. Muhakkak telefon bekliyorum sizden. Tamam. Çok öpüyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Nereden öpüyorsun? Nereden isterseniz oradan öpüyorum. Tamam peki o zaman. Bunları gelince konuşalım. Tamam, tamamdır. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Allah'ım böyle gerizekalı, böyle sapık, böyle bitmiş insana yemin ederim böyle dayanamıyorum ya. Neyse, videonun sonunda anlatacağım. Şimdi ikinci şakamıza geçelim. Hep birlikte. Şu an yazdı bu arada. Hesap numarası gönderir misiniz diye. Yazıyor. Arkadaşlar diğer şakaya geçiyoruz. Alo. Alo. Buyurun. İsmet Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun ben. Siz kimsiniz? Ben rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Bu internet... Yok estağfurullah. Facebook'ta bir ilan gördüm ama ya ilan dediğim numaranızı yazmışsınız galiba. Doğru mu? Var mı böyle evet. Bir şey? Evet doğrudur. Bir saniye bekler misiniz? Müsait değilim şu an. Tamam bekliyorum. İsminiz neydi? Efendim? İsminiz neydi? Asuda ben. Ha, Asuda dinliyorum evet. Yazmışsınız numaranızı. O yüzden aradım ben tanışmak için. Ha, iyi yapmışsınız. İsmet ben zaten orada yazmıştım her şeyi. Evet İsmet. Evliyim bu arada biliyorsunuz değil mi? Evli yazdığını görmedim ben fakat. Ama benim için sorun değil bu. Ha, çok güzel. Zaten şeyiz yani. Nerede oturuyorsunuz? Şeyde İstiklal'de. İstiklal İstanbul. Siz nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Evet İstanbul'da. Anladım. Neresinde? İstiklal'de dedim. Pardon. Evet, evet. Ben Nişantaşı'nda oturuyorum. Ya bekarım bu arada. Bekar. Süper. Hiç evlenmediniz mi? Evlendim iki kere ama boşandım öyle söyleyeyim. Ya, nasip ya bu işler. Biz de boşanacağız zaten. Az kaldı. Ay, geçinemiyor musunuz? Yok ya olmuyor. Çok ayrı kafalar insanlarız. Neden? Anlaşamıyoruz ya pek. Uyumuyoruz yani. Anladım. Siz şu an neredesiniz? Eşinizle beraber misiniz? Evet o içeride uyuyor. Şimdi ben balkona çıktım sizinle konuşmak için. Ha benimle konuşmak için balkona çıktınız anladım. Anladım evet, güzel. Aslında öyle gündüz daha müsait olurum konuşmak için de. Şimdi öyle bir tanışalım isterseniz ufaktan. Ne iş yapıyorsunuz? Ben engelecisiyim. Asat yapıyorum. Arabayı, evi, ışıkta her türlü. Kesin aldım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an çalışmıyorum. İki tane evim var. Ayvalık'ta bir tane yazdığım var. Onları kiralarını şu an ben kira alıyorum. Aa ne güzel. Yaşınız kaç? Ben 41 yaşındayım. Aa güzel. Ben de 43 yaşındayım. Anladım. Güzelmiş. Vallahi genç yaşta bayağı kiralarla falan. Artık genç yaşımız kalmadı ya. 41'e vurduk artık. Olur mu canım en güzel yaş. 40. Çok severim ben. Nasıl yani severim derken? Yaş benim için bence bir kadının için en güzel yaş 40'lı yaşlar yani. Anladım. Teşekkür ederim o zaman. Çok naziksiniz. Rica ederim. İsterseniz şimdi yani durum biliyorsunuz. Eşim içeride çok rahat konuşamıyorum. Yarın gündüz falan isterseniz buluşabiliriz. Sizin için de uykusu eğer. Zaten fotoğrafı da bakmışsınızdır herhalde. Gördüm ben. Şey. Yani siz de bana bir fotoğraf falan atarsanız. Şimdi mi? Yani
Yani şimdi de olur. Yarın yüzde de görüşsek olur. Benim için çok önemli değil yani. Yani zor sesi ya. Kıstım. Konuşabilirim, sohbet edebilirim. Giriyorum. Yeter benim için. Şu anda tamam yalnız ben de. Çünkü bana öptür söylemesi. Duştan yeni çıktım da biraz. O yüzden müsait değil. Bornozdayım. Öyle mi? İyi tamam o zaman. Yarın yüzde görüşürüz. Tamam. Kaçta görüşelim? Yani ben yarın öğlen gibi müsait olurum. İsterseniz buluşabiliriz. Anladım. Öğlen gibi ben ama biraz geç uyanıyorum da. 3 gibi falan arayayım ben sizi bu numarada. Olur. Olur. Bekliyorum o zaman. Tamam olur. O zaman arayacağım ben sizi. Siz beni arayamazsınız bu numaradan. Çünkü bu numara geri aranmıyor. 850 hat olduğu için. Bilginiz olsun. Anladım. Ben şu an çok müsait değilim. Şöyle yapalım. Siz beni yarın arayın o zaman. Ben sizden telefon bekleyeceğim. Tamam. Yarın buluşalım. Evet, tamam o zaman. Uygunsun. Tamamdır. O zaman yarın görüşelim. Tamamdır. Fazla gitmeyeyim. Vaktinizi almayayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani ben hayatımda gerçekten bazı insan erkek olmaktan utanıyor. Yani gördüğünüz gibi. Bu gerçekten ucu bucağı açık bir sapıklık. Net sapıklık. Adam internet sitesine ismini yazmış, cismini yazmış. Yani bir de evli olanlar var aralarında. Ve 2-3 tane daha aradığım var. Onları yayınlamayacağım. Çünkü aşırı derecede argo, küfürlü ve anladınız siz de demek istediğimi. Şimdi bunlarla yetindik. Çünkü burası YouTube ve ben küfürlü içerikler yayınlamadığım için onları da yayınlayamam. Sonuçta biz bir aileyiz. Herkes izliyor bizi. Fazla uzatmayacağım. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ne tarz şakalar gelsin istiyorsanız onu da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen ve mutlu kalın. Bay bay.